Doktor Elnara Rızayeva Estetik Merkezi'nin sunduğu İyi Ki Varsın başlıyor. Tekrar stüdyomuzdayız. Konuğumuz kulak burun boğaz hastalıkları uzmanı operatör doktor Mehmet Sinan Oduncu. Evet. Merhaba, hangi isminizi hitap edeceğim şaşırdım. Sinan mı diyeyim? Evet. Peki, hoş geldiniz Sinan Bey. Merhabalar. Sinan Hocam hoş geldiniz. Merhabalar, hoş bulduk. Evet, bugün burun estetiğini konuşacağız. Serkan da estetik yaptırmak istiyor. Evet, onun evet. Burnu estetik olur mu? Estetik, tabii hastaların istedikleri bizim için çok önemli. Ne istiyorlar, nasıl istiyorlar, neyin değişmesini istiyorlar. Mesela biraz geniş yanlardan hafiften törpülenmesini istiyorsa. Daha önce bir kırık durumu oldu hocam, evet. O yüzden. Ama bir de şey var ya, hep size karşı böyle hani estetik yaptırmadım ya, içinde bir şeyler evet, yaptırdım evet. Gibi. Ben Deviyasyon de o modla gidip aslında estetik yaptıracağım. Tabii şimdi ben kulak mağaz uzmanıyım. Hem içerisine bakıyorum hem de dışarısına. O yüzden hani ilk başta içeriye de bakmamız lazım. Çünkü nedir? Burun estetiğinde burnumuzu küçültüyoruz. Küçültünce nefes almamız daha da zorlaşıyor. O yüzden de içeride bir eğrilik varsa onu da düzeltmemiz lazım. Peki burun şekline nasıl karar veriyorsunuz Sinan Bey? Şimdi tabii hastalar geliyor. Beraber oturuyoruz. Diyoruz ki ilk başta fotoğraf çekiyoruz. Bakıyoruz. Beraber inceliyoruz. Hastama soruyorum. Burnunda neyi beğenmiyorsun? Özellikle beğenmediği yönde kemeri varsa kemeri. Burun ucunda düşüklük varsa burun ucundaki düşüklüğü giderme açısından simülasyon programlarımız var. Onlarla beraber mesela bilgisayar ekranında burun ucunu kaldırıyorum, kemeri indiriyorum. Hoşunuza gidiyor mu? Böyle burun ister misiniz? Eğer hastamla aynı fikirdeysek bu şekilde kararımızı veriyoruz. Evet, çünkü her yüze her burun olmaz. Olmaz. Yani ne kadar güzel olursa hastanın olsun. Hastanın da her istediği olmuyor sanırım, değil mi şimdi hocam? Yani mantıklı. Ya ne yazık ki elimizdeki malzemeye göre bazı şeyler. Biraz, malzeme bu. Yani şimdi gerçekten tabii. Burun estetiğinde şu da var ne yazık ki, hani yüz güzelliği de çok önemli. Yani güzel yüze güzel burun tabii ki daha güzel uyuyor. Ama, güzel dizerken altın orandan mı? Tabii benden altın oran var işte. Olabilir mi Esra Hanım? Teşekkür ederim hocam. Ben bana bakarak çok bir tabii, şey var. Sağ olun hocam, teşekkürler. Evet, bu şekilde. Evet, altın orana göre. Tabii işte mesela bizim zorlayan şeyler neler? Neler? Özellikle burun estetiğinde. Uzun burun. Uzun burunu kısaltmak çok kolay olmuyor. Eğri burun. Eğri burnu düzeltmek de çok kolay ne yazık ki olmuyor. Eğri derken o içindeki S şeklindeki yok, kemikten mi bahsediyoruz? Şöyle bir mesela karşıdan bakıyorsunuz hastaya burnu şöyle. Onu düzeltmek %100 ortaya getirmek gerçekten her zaman mümkün olmuyor. Bir de kalın cilt. Kalın cildi inceltmek çok zor. Ama elimizden geldiğince en mükemmelini tabii ki yapmaya çalışıyoruz. Yani evet bunların hepsi. O operasyonun iyi geçip geçmeyeceğini birer evet, kriter evet, oluşturuyor. Evet. İyileşme sürecini çok etkiliyor. Mesela kalın derideki ödem bir seneyi buluyor geçmesi. Bazen sene. İki sene, bazen iki sene. Evet, çok evet. Uzunmuş, evet. Evet. Bu şekilde. Peki hocam, ameliyata karar verdik. Anlaştık burun şeklinde. Evet, çok sağ olun. Ortak karar verdik. Ameliyat hazırlığın verdik mesela, evet. Yani programdan sonra hocam. Evet, peki. Nasıl bir ameliyat hazırlığı oluşuyor? Yani ne yapıyorsunuz? Şimdi tabii ameliyat günümüze karar veriyoruz hastamızla beraber. Mümkün olduğunca tabii sabah almayı tercih ediyorum ben. Enerjik, daha enerjik olduğumuzdan dolayı. Sonuçta burun estetiği ameliyatı yorucu bir ameliyat. Ve gerçekten sonuçta siz hastaya bir burun hediye edeceksiniz. Ve bu burun ömür boyunca bunu koruyacak. Ve istiyorsunuz ki ikinci kez bir müdahale yapmak gereği olmasın. Sonuçta ne yazık ki istemesek de bazen işte 100 hastanın ortalama 3'ünde 5'inde bu ikinci bir operasyon gerekebiliyor. Bizim elimizde olmayan sebeplerden de olabilir. Dikkatsizliğimize bağlı da olabilir ne yazık ki. Bunu tabii ki yapmamaya çalışıyoruz. Ameliyat günümüzü belirledikten sonra tabii ki 6 saatlik bir açlık gerekiyor. Çoğu artık eskiden lokalle yapılırdı bu ameliyatlar ama şu anda genel anestezi altında yapılıyor. 6 saat açlıktan sonra normal ameliyathanede. Tabii ben kendi hazırlığımı yapıyorum. Çektiğim fotoğrafları ameliyathanede bilgisayar ekranından sürekli benim önümde dönüyor fotoğraflar. Birebir olması çok zor bir şey değil mi? Ama değil mi oradaki gibi? Gösterdiğim aynısı. Fotoğraflara göre şimdi şöyle bir şey var. Bazen çok daha iyisini ortaya koyabiliyorum. Hasta önceki fotoğrafa göre hocam siz bunu göstermişsiniz ama bu daha güzel oldu diyebiliyor bana. O yüzden de
her zaman hani fotoğraf çok şeyin göstergesi değil. Şu anda o kadar teknoloji ilerledi ki simülasyon programları var 3 boyutlu. Fotokopi şey var ya 3 boyutlu. Evet. Bir anda hastanın karşısına onu verebiliyorsunuz. Bakın böyle olacak diyebiliyorsunuz ama o biraz iddialı. Çünkü ameliyatı yapan bilgisayar değil, ben yapıyorum. Evet. Yani orada doğru, hani 4 yaşındaki çocuk bile benden daha güzel bir burun çizebilir oraya. Ama ameliyatı ben yapıyorum. Yani tabii beklentiyi de olabilecek oranda tutmak lazım. Tabii. Çünkü olamayacak şey, lazım, evet. Tabii. Peki açık ve kapalı olmak üzere ki şekilde yapılıyor bildiğim kadarıyla bu burun ameliyatları. Nedir birbirlerinden farkı? Şimdi açık burun ameliyatı nedir? Şurada kolimelle dediğimiz incecik bir yer var. Oradan açarak yapılıyor. Ameliyatın farkında açık ve kapalı da tek şey şuradaki yara izi. Başka hiçbir fark yok. Kalıcı bir yara izi değil ama. Şu var. Sonuçta skar dokusu denilen bir olay var. Hastadan hastaya değişiyor bu. Bazı hastalarda ikinci haftada bile hiçbir şekilde anlaşılmazken o skar dokusu bazen üçüncü ayda da çok bariz kendini gösterebiliyor. Bu biraz hastanın dokusuyla ilgili olan bir şey ne yazık ki. Hani ama şimdi şöyle bir şey var. Hani biraz moda şu aralar kapalı yapma. Ha, eskiden açık daha çok yapılırdı. Şu anda daha çok kapalı yapılmaya çalışıyor ama bence önemli olan şey şu. Cerrah hangisini kullanarak hastaya vaat ettiği burnu yapabilecek. Bence önemli şey o. Hocam eskiden şey vardı böyle ameliyat kararı kadar hastalar için söylüyorum. Ameliyat kadar zor olan o tamponlar falan böyle tampon çıkartılacak falan. Bayağı bir tamponlar vardı eskiden. Büyütürdü insanlar herhalde şimdi yok. Şu anda bez tampon diye bir şey kesinlikle yok. Silikon splint, silikon tampon yani. Tampon da değil aslında. İncecik bir şey, 2 gün kalıyor burunda. 2 gün sonra çıkartıyoruz, olay bitiyor. Yani nefes almayı da zorlaştırıyordu, şimdi öyle bir problem de yok. Eskiden bir hafta 10 gün durdu o tamponlar, şimdi 2 gün. 2 gün sonra hastalar 3. günde normal hayatlarına dönebiliyorlar. Bir şey duydum, o tamponların arası delik oluyormuş. Evet, evet, oradan hava giriyor. Hava giriyor, evet, galiba, evet. Değil mi? Nefes problemi de yaşamıyor hasta o zaman. O tabii şimdi şu var, burun ameliyatı komplike bir ameliyat. Hem içine hem dışına müdahale ediyorsunuz ve biraz bir sürü ödem oluyor. O ödemden dolayı nefes alamamaya, tam şöyle randıman nefes almak şöyle 2. 3. haftayı bulabiliyor. Ama sonuçta şöyle bir şey var. Daha iyi nefes alacaksınız bu ameliyattan sonra. Yani kulak burun boğaz olarak biz ne yapıyoruz? İçerideki eğriliği de düzeltiyoruz. Artı konka dediğimiz etleri de büzüştürüyoruz aynı seansta. O yüzden hastaya ben ameliyattan sonra kesinlikle şu andaki durumundan daha iyi nefes alacaksın. Burnu küçülse de. Evet, çünkü o çok olurdu. Çok eski yıllardan bahsediyorum. Bir 10-15 yıl öncesinden ameliyat olunca burun küçülüyordu ve nefes alma güçlükleri yaşıyorlardı hastalar. Acaba sadece o zaman şekli düzeltip çok içeriye delikler bakmadan mi çok küçülüyordu acaba? Şimdi tabii, ne oluyordu bilmiyorum. Güncel bir olay var. İşte bu ameliyatı plastik cerrahlar mı daha iyi yapar? Kulak boğaz uzmanları mı daha iyi yapar? Hangisi eskiden, daha iyi yapar? Eskiden plastik cerrahlar hiç içeriye dokunmuyorlardı. O kadar çok hastalar var ki 5-10 sene 15 sene önce yapılan içeride eğrilik aynen duruyor. Dışarıda şekil değişmiş ama şu anda öyle değil. Plastik cerrah arkadaşlarımız da içeriye müdahale ediyorlar ama hepsi değil. Bazı özellikle plastik cerrah arkadaşlarım var. Ben hocam burnun içine hiç dokunmuyorum. Hatta ona göre imzalatıyorum. Bakın burnunuzdaki nefes alma problemi benimle ilgili değil. İşlemlere beraber girme durumunuz oluyor mu hocam? Benim açımdan gerek yok. Çünkü ben burun estetiğiyle ilgili her şeye vakıfım. Yani benim sonuçta ama burun estetiğiyle ilgilenmeyen bir kulak boğaz uzmanı burun estetiğiyle ilgilen plastik cerrahla tabii ki girebilir aynı seansta. Ama peki, ben buna ihtiyaç göstermiyorum. Sadece estetik kaygıyla gelen kişilerin içindeki problemleri de hallediyorsunuz ve tamamen nefes alabilir şekilde çıkıyor. Kesinlikle. Doğru mu? Ben her hastaya kesinlikle radyo frekans yapıyorum. Yani burun etlerini büyüştürme işlemi. Çünkü onlar ameliyattan sonra şişiyorlar. Tekrar şişerler mi onlar? Diyelim ki büzüştürdük. İşte kaç sene sonra ya da aynı şeyle karşılaşıyoruz. Güzel bir soru. 5-6 sene sonra bazen bazı hastalarda tekrar şişebiliyor. Ama konka radyo frekansı basit bir işlem. Yani 15 dakikalık bir işlem. Aynı gün hastaneden çıkıyorsunuz. Ertesi gün işinize dönüyorsunuz. Yani o yüzden hani gözde çok büyütülecek bir şey değil. Yani böyle bir probleminiz varsa işe gitmeden önce uğrayıp o kadar. Küçük bir cerrahi işlemi. Eskiden lokalle yapılırdı ama ben şimdi genel anesteziyle yapıyorum. Hiçbir şey hasta daha hissetmiyor. Daha konforlu değil mi hocam? Evet, kesinlikle. Genel anestezi artık herkese yapılıyor. 2 saat sonra hastamı gönderiyorum. Yaş sınırı var mı hocam burun ameliyatında? Erkeklerde burun gelişimi biraz daha geç tamamlandığı için 18 diyoruz. 17-18. Kadınlarda da 16. 16. Sonu yok tabii. 90 yaşına kadar herkes estetik yaptırmaya gelebilir. İyileşme süresi de artık çok herhalde kısaldı. Yani ne kadar sürede
burun oturuyor. Şimdi tabii ben özellikle son zamanlarda let down diye bir yöntem var. Güncel olmaya başladı. Ben de yapıyorum. Nedir? Ne yapıyorum? Burun kemerine şimdi anatomik olarak anlatacağım. Hı-hı. Şimdi burun kemerinin üst 1/3'ü kemik, alt 2/3 kıkırdak. Normalde ne yapılıyor? Normalde burası tamamen tıraşlanıyor. Tıraşlanınca kemik kıkırdak bileşke ortadan kaldırılıyor ve burada çökme meydana gelebiliyor. Evet, 10 sene 20 sene önce ameliyat olan hastalarda şöyle bir boşluk çok ciddi görebilirsiniz. Çökmeler var, buna doğru. Ters V deformitesi diyoruz. Yani ters V, yani böyle bir çökme meydana geliyor. Bu let down'da ben burayı dokunmuyorum. Sadece burun içerisinden kıkırdak çıkartıyorum. Burayı kesince, içeri bastırınca kemer oturuyor. Yani buraya hiç dokunmadığım için çökme gibi bir risk ortadan kalkıyor. Ve hani bu işlemi eğer buruncu güzelse kapalı yapıyorum. Bir saatte bitiyor. Sadece şu kemerin ortadan kalkması bir saat. Ama burun ucunda bir değişik yapmayı planlıyorsam o zaman açık yapıyorum. Burun ucu düşmesi diye bir şeyden bahsediliyor bir de. O evet. Nedir? Niye şimdi burun ucu niye düşer? Burunun koruyucu bağları var. En önemlisi de şurada. Pitengi dediğimiz bağ var. Ben mesela o bağa zarar vermiyorum. Hı. O bağa zarar vermediğinden dolayı da burnun çökme gibi şansı yok. Çünkü otomatikman o bağ buruna asıyor. Ona niye zarar verelim ki? Şimdi normalde tamamen ben güzel her şeyi göreyim. Burnu açarken cerrah arkadaşlar her tarafı kesip burnu ben iyi görmek istiyorum ki düzelteyim diye yapıyorlar. Hı. Ha, her burun çöküyor mu? Hayır. Her zaman kestiğimiz zaman bu pitengi bağını illa burun çökecek mi? Hayır. Ama çökmelerin en büyük sebebi buradaki bağın kesilmesi. Ya Serkan'cığım öyle burunlar var ki ikinci bir operasyonla sırf şuraya kemik koyduruyor kadın. Yani şurası çökmüş evet, düşün evet. Yani. Evet, fazla törpülendiği için, evet. Düştüğü için ne yazık ki gerekebiliyor. İkinci, üçüncü operasyonlarda tabii o tip şeylere sebebiyet veriyor değil mi hocam? Şimdi tabii ilk ameliyat çok önemli. Tabii kimse düzeltmek istemez. Daha evet, düzeltmek ilk, daha ilk zor. İlk nokta atışı yapmak lazım mı hocam? İyi bir cerrah bulup. Herhalde, kesinlikle inanın. En mükemmel cerrahın bile 30 senelik tecrübeli bir cerrahın bile revizyonu vardır. Ne yazık olma ki oluyor. Olma ihtimali zaten ya olma ihtimali elimizden gelen inanın her şeyi yapıyoruz. Kimse bir hastayı ikinci kez ameliyathaneye almak istemez. Ama elimizden gelen en iyisini yapıyoruz. Ama şimdi söylemeliyim ki son 5 yıldır bizdeki burun estetiği inanılmaz güzel sonuçlar vermekte. Ben başka ülkelerin doktorlarına da bakıyorum. Hı-hı. Mesela Amerikalı doktorların birkaç sayfasına denk geldim. Hı-hı. Bir şey söylemeyeyim ama yani hani yok, karşıdan şu anda, bir dava açılmasın bana diye yok. Fakat bizimkiler çok başarılı yani. Şu anda çok tabii bilgi alışverişi de çok fazla. Artık her şeyden sosyal medya. Herkes birbirini yaptığı burunları görüyor, takip ediyor. Herkes gerçekten son dediğiniz gibi 5-10 senede bizimkiler Türkiye'de burun estetiği başarılı. Çok başarılı. Tabii hasta sayılarımız da yüksek olduğu için hocam el tecrübesi. Evet, evet. Şey yurt dışından çok hasta geliyor. Evet evet. Özellikle evet. Almanya'da, Hollanda'da yaşayan Türk vatandaşlarımız geliyor. Yabancılar da geliyor. Hani Amerika yakın olsa oradan da gelecek muhtemelen. Evet evet gerçekten yani. Elinize sağlık hocam. Teşekkür ederim. Bizim doktorlarımız her zaman için gurur duyulacak evet. Doktorlar. Elimizden gelen en iyisini yapmaya çalışıyoruz. Artık son zamanlarda burun koruyucu yani o bağları, o kemik kıkırdak bileşkeleri koruyucu cerrahi daha ön planda. Dediğim gibi hani bu koruyucu cerrahiden dolayı da iyileşme süresi kısalıyor. Hı-hı. Eskiden 2 ayda 3 ayda ödem iniyorsa şu anda 3 haftada burun neredeyse normal haline alıyor. Elinize sağlık, iyi ki varsınız. Teşekkürler İsa. Doktor Elnara Rızayeva Estetik Merkezi'nin sunduğu İyi Ki Varsın sona erdi.